hakaretleri kabul edemem. Susup oturamam. Sultan Murat'la konuşmaya gideceğim. Gülsüm, atları hazırla. Yapmayın prenses. Öfkenize yenik düşüp ters bir şey söylerseniz her şey daha da kötü olur. Aranız yeni düzeldi. Bir hata daha yaparsanız onu kaybedersiniz. Yüzünü görmen lazımdı Narin. Tek kelime edemedi. Size saldırmak için fırsat kollayacak şimdi. Elinden geleni ardına koymasın. Bunlar daha iyi günleri. Ben daha neler yapacağım ona. Muradımı o kadına bırakma. Ben ona söyledim. Haremindeki diğer kadınlar gibi olmam ben dedim. Zaten değilsiniz. Sultan Murat'ın kalbi size ait. O halde bunu ispat edecek. Herkes bilecek bunu. Kimse bir daha benimle böyle konuşmaya cüret edemeyecek. Korkutuyorsunuz beni. Aklınızdan ne geçiyor? Sultan Murat, eğer beni yanında istiyorsa benimle evlenecek. Sana nikah kıymamı istiyorsun öyle mi? Ve asla senden başka bir kadın olmayacak. Ben böyle öğrenmeni istemezdim. Ama ne düşündüğümü de senden saklayacak değilim. Saklama elbet. Söyle. Murat, ben senin yanında olmak istediğim için buradayım. Ben her şeyden vazgeçtim. Sen benim yolumu kestiğin için değil, kendim istediğim için buradayım. Ben, bana kıymet verdiğini biliyorum. Benim yanında olduğunu da biliyorum. Bunlar beni çok mutlu ediyor. Fakat... Var ya. Nedir seni bu hale getiren? Ne oldu da bu kadar öfkelendin? Beni buraya kapattığını söylüyorlar Murat. Sultan Murat'ın aşüftesi oldun dedi. Kim? Kim söyledi bunu sana? Muradım her gece gider oldu o kadına. Ne buluyor onu da anlamam. Hevestir, geçer sultanım. Lakin o hatun hevesi nefese dönüştürmeden bir çaresine bakmak lazım. Maazallah. Gebe kalırsa önünü alamayız. Kim bu münasebetsiz? Nasıl böyle bir şey söylemeye cüret eder? Onun haddine mi düşün? Ayşe mi? Buraya mı geldi? Kim söylediğim emin değil. Zaten haremde herkes bunu konuşuyormuş. Belki de doğru. Vaziyet bu.
Başkalarının dediğine ne bakıyorsun sen? Onlar konuşsun dursun, ben buradayım. Yanındayım. Var mı daha ötesi? Ama şimdi buradasın. Peki ya sonra ne olacak? Yine gideceksin. Seninle bir hususta anlaşalım Sultan Murat. Ben madem ki buradayım, madem ki beni getirdin buraya, o zaman benden başka hiçbir kadın olmayacak. Sadece ben olacağım. Söz ver. Başka kimse olmayacak. Söz ver. Söz yok Fahri. Bana şart koşamazsın. Hünkârımız da prensesin yemeğini hazırladım. Bu sofrayı ne zaman hazır edeceksiniz? Şimdi sırası değil. (Gülüyor)